Merhaba arkadaşlar. Evet, 5. sınıf burslık sınavı soru çözümüyle kaldığımız yerden devam edelim. Uzun süredir burslık sınavı ile ilgili soru çözmüyorduk. Hemen ilk soruyla başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir genel tekrar şeklinde farklı farklı ünitelerden karşımıza buradan sorular gelecek. Sırasıyla sorulara bakalım. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi beslenme şekli açısından diğerlerinden farklıdır? Şimdi beslenme açısından diğerlerinden farklı demiş. Fil, zürafa, bakın ayı ve ceylan. Şimdi baktığımız zaman fil, bakın zürafa, ceylan bunlar otla besleniyor. Ayıya baktığımız zaman arkadaşlar ekstra olarak yine etle besleniyor. O yüzden farklı bir beslenme örnek verilebilir. Aşağıdaki tabloda bakın kuşlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Doğru olan bilgilerin sonuna bakın bu işareti koymamız gerekiyor. Bu etkinlik hatasız bir şekilde tamamlandığında tabloda kaç tane işaret olur diyor. Bakın kuşlarla ilgili bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor. Evet, gagaya sahiplerdir. Bu doğru. Tüm türleri uçabilir demiş. Bakın, eğer ki böyle genelleme yapıyorsa burada durup düşünmemiz lazım. Şimdi tüm türleri uçabilir diyor. Kuşlara baktığımız zaman bazı kuşlar arkadaşlar uçma yeteneklerini kaybetmişler. O yüzden mesela bunlar örnek olarak penguen verilebilir. O yüzden buraya tık işareti atamıyoruz. Yavrularını sütle beslerler demiş. Arkadaşlar sütle beslemek memelilere ait. O yüzden buna da tık atamıyoruz. Vücutları kıllar ile kaplıdır. Arkadaşlar kıl değil. Neyle kaplı? Tüylerle kaplı. O yüzden burada tık atamıyoruz. Yani sadece bir tane öncülümüz kuşlarla ilgili doğru bir bilgidir. Aşağıdaki tabloda omurgalı ve omurgasız hayvanların isimleri verilmiştir. Bu tabloda omurgalı hayvanlar çıkarılır ise tablonun son hali hangi seçenekteki gibi olur? Bakın, omurgalı hayvanları ne yapacağız? Çıkaracağız. Şimdi baktığımız zaman bakın kartal omurgalı çıkması lazım. Daha sonra bakın yılan aynı şekilde köpek balığı bunlar omurgalı. O yüzden buraların boş olması lazım. Çünkü çıkarılması gerekiyor. Baktığımız zaman bakın buralar boş. O yüzden A seçeneğinin olması gerekiyor. Doğru cevabımız olması gerekiyor. Yukarıda verilen canlı ile ilgili bazı özellikler verilmiş. Bakın kurbağayı görüyorsunuz. Hangisi de hangileri doğrudur ifadelerden. Kaygan ıslak bir deriye sahiptir. Evet bakın nemli bir yapısı var. Doğru. Kış uykusuna yatarlar. Başkalaşım geçirirler. Arkadaşlar kurbağalar da yine aynı şekilde kış uykusuna yatabilirler. Yine başkalaşım geçirirler. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Hepsi olacaktır. Geldik diğer soruya. Kuşlarla ilgili bakın diyagram hazırlanıyor. Kuşlarla ilgili verilen bilgilerden bakın doğru ise D, yanlış ise Y yönde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır diyor. Kuşlar yumurta ile çoğalır. Doğru. Yavrularını sütle beslerler. Arkadaşlar sütle beslemek dediğimiz gibi memelilere ait. O yüzden yanlış olacak. Yani 2 numaralı çıkıştan ne yapmış oluyoruz? Ulaşmış oluyoruz. Hangisi farklı bir grupta incelenir diyor. Bakın yılan, timsah, solucan, kaplumbağa. Baktığımız zaman bunlardan bakın ne diyor? Hangisi farklı bir grupta incelenir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar kaplumbağa, timsah, yılan bunlar aynı grupta incelenirken solucan farklı bir grupta ne yapılacak? İncelenmesi gerekecek. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki hangi canlıya aittir demiş. Bakıyoruz. Vücudu arkadaşlar kıllarla kaplı. Bakın kıl. Yavrularını sütle besliyor. Bu ikisi zaten bize bence bir şeyi hatırlatması lazım. Neyi? Tabii ki memeli canlılar arkadaşlar hatırlatması lazım. O yüzden bakın bu ikisi gitti. Penguen zaten bir kuş. O da gitti. Ama köpek bir memeli. O yüzden doğru cevabımız
D seçeneği olacaktır. Hangi çıkışa ulaşılır diyor, hemen bakıyoruz. Tüm mantar türleri gözle görülmez demiş. Yanlış. Bazıları gözle görülebilir. O yüzden buradan devam etmemiz gerekiyor. Mantarlar kendi besinini kendisi üretemez. Evet arkadaşlar. Bu da doğru olacaktır. Yani 3 numaralı çıkıştan ulaşmış oluyoruz. Görsele baktığınız gibi bir küflenme olayı var arkadaşlar. Yandaki şekilde görüldüğü gibi limon, portakal ve ekmek üzerinde bakın farklı renk ve kötü bir kokunun ortaya çıkmasına sebep olan canlılar açlıklardan hangisidir demiş. Şapkalı mantar, maya mantarı, kültür mantarı, tabii ki küf mantarı olacaktır. Gördüğünüz gibi günlük hayatta da karşımıza çıkıyor. Canlılar birden fazla sınıfa ayrılmıştır. Neden sınıflandır? Bakın sınıflandırmanın amacını soruyor. Neden sınıflandırıyoruz? Tabii ki arkadaşlar daha kolay araştırılması ve özelliklerini ortaya koyulması için ne yapıyoruz? Sınıflandırıyoruz. Vücudunda insanlarda uyku hastalığına sebep olan mikrobu bulunduran canlı türü hangisidir arkadaşlar? Tabii ki sivrisinekler uyku hastalığına sebep olan mikrobu taşıyorlar. Vücutları tüyler ile kaplıdır. Yumurta ile çoğalırlar. Arkadaşlar tüy ve yumurta bize niye götürecek? Tabii ki kuşları götürecek. Yani leylek uygun bir cevap olabilir. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi de hangileri bakın hem balıklar için hem de sürüngenler için ortak özelliktir. Bakın hem balıklar hem sürüngenler vücutları pullarla kaplı. Yumurtayla çoğalırlar. Bakın sürüngenler ve balıklar yumurtayla çoğalıyor. Hem karada hem suda yaşayan türleri vardır. Yavru bakımı yoktur diyor. Bu da yine aynı şekilde alınması gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız hangisi olacak arkadaşlar? Tabii ki 1, 2 ve 4 olacaktır. Yine biliyorsunuz Dünya, Ay ve Güneş'in şekillerini bilmemiz gerekiyor. Bakın Güneş'in şekline benzemektedir diyor. Ya arkadaşlar Güneş küresel bir yapıya sahipti. Yine Ay, Dünya aynı şekilde küresel bir şekle sahipti. Yani uygun şekil bu şekilde olması gerekiyor. Aşağıdaki hangi alet ile kuvveti ölçeriz? Arkadaşlar kuvveti ne ile ölçüyoruz? Tabii ki dinamometre ile ne yapıyoruz? Ölçüyoruz. Bu bilgilere göre hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Kuvvetle ilgili bakın bazı bilgiler verilmiş. Birimi Newton'dur. Evet. Bakın Newton'dur. Termometre ölçülür. Yanlış. Dinamometre ölçülüyor. Cisimlerde şekil değişikliği yapabilir. Sembolü bakın F sembolü F'dir demiş. Baktığımız zaman doğru cevabımız ne olacaktır? 1, 3 ve 4 olacaktır. Evet, diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki kartlarda yazılan değerlerin birimlerine bakıldığında hangi karta yazılan ifade bir kuvvetin büyüklüğünü ifade ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi bir kuvvetin büyüklüğünü ifade ettiğini söyleyebiliriz diyor. Bakın kilogram kütle ile alakalı. Bakın burada litreden bahsetmiş. Yine 150 bakın m demiş. Yani burada mesafe var. Ama bakın ne? Unutmayın kuvvetin neydi? Birimiydi. O yüzden bu şekilde gösterebiliriz. Ölçebileceği en büyük de bakın kuvvet değeri 100 Newton olan bir dinamometre çubuğu 10 birime ayrılmıştır. Bakın maksimum 100 Newton'luk bir kuvvet ölçebiliyor ve 10 birime ayrılmıştır. O zaman her birim kaç Newton ölçüyor onu bulalım. 100 bölü 10'dan demek ki her bir birim 10 Newton'luk bir kuvveti ölçüyor. Buna göre bu dinamometre ile yapılan ölçümlerden hangisindeki ölçüm 40 Newton olur demiş. Ya arkadaşlar bir birim 10 Newton'sa o zaman 4 birim ne olacaktır? 40 olacaktır. Yani 4 birimin hareket ettiği seçeneği bulmamız gerekiyor. Yani doğru cevabımız C seçeneği. Evet bu sorumuza baktığımızda Oktay dinamometre
farklı cisimleri ölçüp sonuçları defterine kaydediyor. Bu ölçümleri yaparken son ölçüm sonucu defterine yazmadığını anlıyor. Oktay son ölçümdeki N cismini ölçerken acaba dinamometredeki uzama miktarı kaç santim olmuştur? Şimdi baktığımız zaman K cismine bakın, bakın kuvvetin büyüklüğü 10 N olmuş. Uzama miktarı bakın 2 santim. L'ye baktığımız zaman 20 N olmuş. Bakın 2 katına çıktı. 10 N'dan bakın 20 N 2 katına çıktı. Uzama miktarı da gördüğünüz gibi 2 katına çıkmış. Yani şunu fark etmeniz gerekiyor. Bakın 10, 20, bakın 40, 50. Şimdi bu iki arasındaki orana baktığımız zaman bakın ben bunu 5 ile çarparsam bakın her bir santim bakın 5 Newton'a denk geliyor. Yani ben bunu 5 ile çarptığım zaman bakın 10 Newton'a ulaşabiliyorum. Aynı şekilde bunu da 5 ile çarptığım zaman bakın 20'ye ulaştım. Aynı şekilde bakın 5 ile çarptığım zaman 40'a ulaştım. Demek ki ben bunu da 5 ile çarpacağım. 50 Newton'a ulaşacağım. Yani buranın kaç santim olması gerekiyor ki 50 olsun? Onu da şöyle de bulabilirim. Bakın 50'yi 5'e bölerim. Bu şekilde 10 santimi bulmuş olurum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çözebilirim. Sürtünme kuvveti her zaman olumlu ya da her zaman olumsuzdur diye bir durum yoktur. Buna göre baştakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir durumdur? Denizaltılarının balıklara bakılarak tasarlanması sonucu denizaltıların hızlı hareket etmesi, uçakların uç kısmından sivri olması sonucu hava direncini yenerek daha hızlı gitmeleri, karlı ve buzlu yollarda arabaların daha kontrollü gitmelerini sağlamak için lastiklere zincir takılması, buz pistinde daha hızlı kayabilmek için ucu sivri ayakkabılar tercih etmeye gerek diyor. Şimdi baktığımız zaman bakın A, B ve D seçeneklerinde bakın hep hızlı gitmek için yapılan bir şey varken C'de ise ne yapmak? Kontrollü gidebilmek için yani karlı bakın buz ya da biz ne yapıyoruz? Temas yüzeyini arttırıyoruz. Diğerlerini de azaltmışız. Bunda ise arttırmışız. Tamam. Dikkat etmekte fayda var. Baştaki örneklerden hangisinde amaç sürtünmeyi azaltmaktır? Bakın sürtünmeyi azaltmak. Ayakkabı altlarının dişli olması sürtünmeyi arttırır. Kapı menteşelerinin yağlanması, bakın kapı menteşelerinin yağlanması, yine bisiklet zincirlerinin yağlanması burada arkadaşlar sürtünmeyi azaltmaya yönelik bir harekettir. Bakın otomobil lastiğine zincir takılması yine arttırmaya yönelik. Paraşüt yüzeyinin geniş yapılması yine aynı şekilde sürtünmeyi arttırmaya yönelik ama burada azaltmaya yönelik bir uygulamadır. Yukarıda açıklamaları aşağıdaki hangi örneklerle eşleştirdiğimizde biri açıkta kalır demiş. Yoğun sıcak gazlardan oluşmaktadır. Bakıyorum. Güneş atmosferi olan ve hayat olan bir gezegendir arkadaşlar. Dünya yalnızca başka ışık kaynaklarını yansıtabilen bir gök cismidir. O da arkadaşlar ay olacaktır. Merkür'le ilgili herhangi bir bilgi yok. Ay ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Ayın her zaman aynı kısmını görme sebebi hareketsiz olmasıdır demiş. Arkadaşlar ay hareketsiz değildir. O yüzden bu yanlış bir ifade. Bakın ay üzerinde çok az da olsa atmosferi vardır. Unutmayın. Ay küre şeklindedir. Ayın dünya etrafında bir tur dönmesi durumuna bir ay zaman kavramı adı verilir. Doğru. Ama gördüğünüz gibi ay hareketsiz değildir. Dikkat edelim. Günümüzde ay üzerine iniş yapan bir astronot hala ay yüzeyinde geçmiş zamanda gelen astronotların ayak izlerini görür. Bakın ayak izlerini halen görebiliyor diyor. Yukarıda verilen durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar neden biz halen yıllar önceki ayak izini görebiliyoruz? Tabii ki ayda arkadaşlar atmosfer olmadığı için oradaki izler hala
kendisini koruyabiliyor. Evet arkadaşlar, bursluluk sınavının soru çözümlerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoların devamını eğer ki istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Videolarımızı beğenin. İstek ve önerilerinizi lütfen yorum kısmına yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.